Resulün kızları ve hanımları hep birer, dünya hanımlarının en üstünleridirler. Onun hesabı dahi, nebiler haricinde, en üstün kimselerdir insanların içinde. Yine, fahri alemin yaşadığı şehirler, her şehirden üstün ve daha şereflidirler. Mekke ile Medine şehridir ki Resulün ve üstün yerleridir. Bunlar da yeryüzünün. Mescidinde bir kimse namaz kılsa bir rekat, o namazın sevabı yazılır ona bin kat. Kabri şerifi ile minberi arası da cennet bahçelerinden bir bahçedir aslında. Onun ehli beytini ve eshabını sevmek, her Müslüman olana vaciptir, sevmek gerek. Her insanın yanında şeytan vardır bir tane. Gayesi doğru yoldan saptırmaktır yegane. Kalbine vesveseler vererek hiç durmadan, ister ki mahrum etsin o kulu imanından. Vardır böyle şeytanı hem Resulullah'ın da. Lakin iman etmiştir o Resul'ün yanında. Yine her Müslümana kabrine girdiği an sual edilecektir Resulü Kibriya'dan. Yani Rabbin kim diye sual edildiğinde sorulur arkasından peygamberin kim diye. O serveri kainat vefat edeceği an Cibril selam getirdi Allahü Teala'dan. Evvela haber verip vefat edeceğini sıraladı sonra da ona müjdelerini. Peşinden melekül mevt ruhunu almak için Peygamberi Zişan'dan istedi gelip izin. Kabz eyledi ruhunu ancak izin alarak ona böyle talimat vermişti Cenab-ı Hak. Mübarek vücuduna kabrinde temas eden topraklar şereflidir. Dünyadaki her şeyden, Kabe'den, cennetlerden, arş-ı aladan hatta o mübarek topraklar kıymetlidir daha da. O kabri şerifinde bizim bilmediğimiz, bir hayatla diri ve hayattadır şüphesiz. Dünyanın her yerinde bulunan Müslümanlar, Peygamberi Zişan'a salavat okusalar, vazifeli melekler onu duyduklarında gelip haber verirler o Resûle anında. Kabri şeriflerini ve yine o resulün binlerce melaike ziyaret eder her gün. Ümmetinin yaptığı amel ve ibadetler yine Resulullah'a verilir her gün haber. Bunları yapanları işledikleri saat o mübarek kabrinden ayrıca görür bizzat.